Değerli konuklar, şimdi sizlere kısaca programı hazırlıyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış konuşmaları, dua ve kurban kesimi, temel atma töreni, plaket takdimi, ikramlar ve kapanış. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, gelişen, değişen ve büyüyen hayallerdeki orta hisar için belediyemiz birbirinden güzel hizmetleri, projeleri birer birer orta hisar halkıyla buluşturmaya devam ediyor. İşte bugün de Kapadokya'nın merkezi Orta Hisar kasabamız adına yine bir tarihi güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ve temel atma töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti için değerli hocamız Ürgüp Merkez Duayeli Cami Mezzin Kayyımı İsmail Oruç'u sahnemize davet ediyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن
تدير نفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Orta İstanbul'un başkanı Sayın Mustafa Ateş'i güçlü alkışlarımıza kürsüye dahil edelim efendim. Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Protokol Üyeleri, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli Orta İstanbul hemşerilerim ve kıymetli misafirler. Bugün burada bir mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Çok büyük bir mutluluk bu bizim için. Orta Hisar'da, Orta Hisar tarihinde en yüksek rakama sahip bir üst yapı çalışması diyoruz biz buna. Çünkü hep konuşmalarımızda ilklerin kasabası Orta Hisar'dan bahsediyorduk. Yine bugün burada iki tane ilki gerçekleştireceğiz sizlerin de katılımıyla inşallah. Birinci ilkimiz bölgede, belki de İç Anadolu'da bir örneği daha yok. Selçuklu mimarisine özel, çok güzel bir göstere sahip inşallah hep birlikte içinde namaz kılacağımız hayırseverimiz Ahmet Yiğit oğlu beyefendi tarafından merhum babası Yusuf Bey ve annesi Fatma Hanım adına yaptırılan Yusuf Fatma Yiğitoğlu Camii. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir diğeri de yine Orta Hisar'da söz verdiğimiz bir, gençlere söz verdiğimiz bir konu vardı. Mutlaka halı sahamız ve küçük de olsa bir spor kompleksimizi kazandıracağız demiştik. Sayın vekillerimden Allah razı olsun, İl Başkanımızdan, Gençlik ve Spor Bakanımız ve Spor Toto Teşkilat Başkanımızın büyük gayretleriyle inşallah camimizin hemen yanındaki alana da kapalı bir halı saha ve küçük bir spor salonu inşa edeceğiz. Bu konuda da vekillerim ve Sayın Bakanım başta olmak üzere vekillerim ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgek Beyefendi'ye bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Orta Hisar kasabamız sürekli büyüyor. Çok şükür bugün itibariyle 60 tane konaklama tesisimiz, 2366 tane yatak kapasitemiz ve en son 2019, 20 ve 21 yılında ruhsatlandırdığımız 80 tane yeni iş yerimiz var. Çok şükür hızlı yatırım alıyor. Yatırımcılar gelsin diye biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sayın vekillerimiz yolumuzu açıyor. Bu konuda da tekrardan teşekkür ederiz. Bunun dışında yine inşallah en kısa zamanda bir takım söylentiler belki kulağınıza kadar gelmiştir. Doğalgazla ilgili. İnşallah doğalgaz konusunda hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle bu yılın sonunda kasabamıza doğalgaz borularımız girecek. Ev abonelikleri ise belki 2022 yılına kalabilir. Bu konuda da Kapadokya Alan Başkanlığımıza gerçekten yapılmaz denen, olmaz denen müthiş bir kararla bize katkıda bulunduran kendilerine, komisyon üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İnşallah daha yeni yatırımlarda, yeni altyapılarda, yeni üst yapılarda buluşmak dileğiyle teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, değerli vekilim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kaymakamım, değerli protokol, değerli Orta Hisar hemşerilerim, değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 25 Haziran 2001, evet, Orta Hisar için gerçekten biraz önce başkanımız bahsetti, yapılabilecek sosyal tesislerin veya manevi değere haiz camilerimizin bugün en büyük temelini atıyoruz herhalde. Dolayısıyla bu hizmetin devamını sağlamak, sürekliğini devam ettirebilmek, arkasını getirebilmek, işin gerçeği
siz değerli vatandaşlarımızın desteğiyle oluyor. Yani bizlere verilen görev ve sorumluluk bilinci içerisinde bizler sizlerin sosyal, sportif alanda yapabileceğiniz, çocuklarınızın kendisini kullanabileceği tüm değerleri ayaklarınıza getirmek bizim boyun borcumuz olduğunu ifade etmek isterim. Sağ olsun, bugün Ahmet abim duygulandı. Biz tabii yıllardır dostluğumuz var. Yani bugün az bir tanışmışlığımız yok. İlk bilgisayar sistemini ben kurduğumda Ahmet abiyi tanımıştık. 25-30 yıl oldu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. O gündür bugündür muhabbetimiz devam ediyor. Bugün ne güzel. Babası ve annesi adına Yusuf Fatma Yiğitoğlu Camii, işte bir anne babanın, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, bırakabileceği en güzel mirasın temeline sağ olsun Ahmet abi bugün orta hisarımızı atıyor. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı mübarek eylesin. Yani Türk milletini millet yapan unsur bu. Biz her zaman milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bir toplumuz. Bunu 15 Temmuz'da sahada da gördük. Bu toprakların nasıl elde edilebileceğini 100 yıl öncesinde de gördük. Dolayısıyla bu vatan toprakları kolayına kazanmış topraklar değil. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 82 milyon diyelim, yani resmi rakamlar henüz açıklanmadı, 84 milyon da deniyor. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz, genç nüfusa. Dolayısıyla bu genç nüfusun her alanda kendini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak adına yapılabilecek faaliyetlerin temelini yine biz burada Cumhurbaşkanlığımız Spor Toto Teşkilatı vasıtasıyla halı saha temel atma töreni münasebetiyle burada bulunuyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin 20 yıl öncesini biz çocukluk yıllarımızda bırakın çim saha, halı saha, toprak sahayı bulamazdık. Mahallede boş bir arsa, arazi varsa bizim için en güzel saha o sahaydı. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece orta hisarımızda değil bakın. 720 bin metrekarelik Türkiye sınırlar toprakları içerisinde yoluydu, suyuydu, elektriğiydi, sportif alanlardı. Aklınıza neler gelebiliyorsa. Her bir hizmetin altında 20 yıllık bir iktidarın eseri var. Yani bunu gelin, bunu biraz önce dediğim gibi sürdürebilir hale getirelim. Türkiye'nin 20 yıl öncesine bir bakalım, dönüp bakalım ki yaşımızın hepimiz yaşımız müsait. Türkiye neredeydi, nereye geldi? Ve hala yatırım. Türkiye'de artık yatırım konuşuluyor. Bir takım cenahlar yapılan yatırımlarda neler yapıldı ki diyebiliyor. Dün de biz komisyonda konuşurken muhalefet partisinin vekilleri Türkiye'de ne yapıldı ki diyorlar. Tabii biz de cevabını verdik. Saymakla bitmez ki. Ne yapılmadı ki demek dedik biz de onlara. Değerli arkadaşlar, sıcak hava, ben hem camimizin ki Selçuklu mimarisi, evet, tarihimizde canlandırmak adına ki Selçuklu mimarisi de çok biliyorsunuz değerli bir mimari yapısına sahip. Onu 100 metre öteden gözün algılabildiği yerden gördüğün anda dersin ki işte bu Selçuklu mimarisi. Çok özel bir öneme sahiptir. Güzel düşünülmüş. Allah razı olsun. Ben burada emeği geçen Sayın Belediye Başkanım Mustafa Ateş'e, Ahmet abiye ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza ve aynı zamanda Mehmet Kasaboğlu Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada devletimizin temsilcisi olan Sayın Valime de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sağ olsun, geçmiş olsun diyorum tekrar. Ayağının bu halinde bile bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin diyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbette selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
konuşmalar için milletvekili Sayın Ali Ekşi'ye teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmaları yapmak üzere AK Parti Nevşehir Milletvekilimiz ve TBMM Divan Katip Üyesi Gülşah alkışlarımıza Mustafa Açıkgözü Kürsü'yü davet ediyorum efendim. Selamünaleyküm. Çok kıymetli valim, değerli başkanım, sayın vekilim, belediye başkanım, kaymakam, milletvekilimiz. Ben asıl hazırım ve çok kıymetli orta sahalı hemşehrilerim. Hepinizi muhabbete selamlıyorum. Cumanız hayra ve berekete vesile olsun inşallah. Tabii bir annenin babanın bırakmış hayırseverimizden sonra da Kapalı Spor Salonu'nu kazandıran bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii Orta Sarı'la ilgili Kapadokya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Sayın Başkanımız da bahsettiği gibi yatırıma açık bir yer. İnşallah daha da yatak sayısını, otel sayısını büyüterek Orta Sarı'la hemşehrilerimizin maddi ve manevi kazancına katkı sağlayacağız. Tabii doğal gazlarla ilgili Sayın Musluk Başkanı bahsetti. Allah'ın izniyle hiçbir engel yok. Göremeden başlayarak Orta Eser'e uçsak bu dünyanın en güzel üçgenindeki yerlerimizi doğal gaza kavuşturup hem otellerimizin hem de hane halklarımızın bu hizmetten faydalanmayı sağlayacağız. Tabii bunları görünce Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun her defasında söylüyor. Maalesef muhalefetin yalan algısı üzerine bir siyaset yapıyor. Olmadık şeyleri, yalanları, iftiraları atarak ortaya bir karalama kampanyası başlatıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız büyük hizmetler vererek, büyük hizmetler ederek, devasa yatırımlar yaparak laf değil, icraat üretiyor. İşte Mustafa Başkanım yaptığı gibi inşallah. AK Parti ve Cumhur İttifakı laf değil, icraat üretiyor. Büyük ve müreffeh güçlü Türkiye'yi inşa etmek için Allah'ın izniyle AK kadrolar gece gündüz çalışacak, çalışmaya da yemin ettiler. Dolayısıyla muhalefetin ağzındaki yalanla, sosyal medya üzerindeki algısıyla siyaset yapılmaz. Onun da boş olduğunu inşallah 2023 seçimlerinde siz değerli Orta Sarı hemşehrilerini göstereceksiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bulutudur Sayın Başkanımız bu ülke için AK Parti ve Cumhur İttifakı gece gündüz durmadan çalışacak ve büyük hizmetlere, büyük müreffeh ülke inşa edeceğiz. Tekrar hayırlı olsun. Cenab-ı Allah Önce Hamid abinin hayırını kabul etsin. Hayırlı velat olmasından dolayı tebrik ediyoruz. Ve çok manidar bulduğum bu iki tesisimde Orta Sarı hemşehrilerimize, Nevşehir'imize ve Ümmet-i Muhammed'e hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten çok manidar. Yani cami ile gençlik ve sporun yan yana olması, bütün Orta Sarı gençlerin önce cami sonra spor yapması çok güzel bir akıl ve güzel bir iş. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın izniyle AK kadro durmak yok, yola devam diyerek Orta Sarı için gece gündüz çalışmaya söz verdi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve'fu anna ya Kerim. Ve'fu anna ya Rahim. Ve'fir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keremike lekremine ve ya Erhamen Rahimin. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Azimüşşan'ında buyuruyorsun ki yeryüzünde Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe inananlar yapar buyuruyorsunuz. İşte bu emri hakimini kabul eden ve şu anda merhum annesi ve babası adına bu hizmetlere bizlere sağlayan Ahmet Yutoğlu kardeşimizin hayrına hep beraber şahitlik üzere toplandık. İlahi ya Rabbi, yaptığı ibadeti, yaptığı niyetini, hayrını dergâh-ı izzetinde kabule kayın eyle ya Rabbi. Pürdur eyle, makamlarını cennet eyle, vaat ettiğin cennet köşklerini onlara nasip eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Ya Allah, bismillah diyerek butonlara basıyoruz efendim. Buyurun. Evet, işte alkışlarımız geliyor. Kapadokya'nın merkezi, Orta Hisar'da. Betonlar geldi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Olduk
kasabasına Yusuf ve Fatma Yiğitoğlu ismiyle anne ve babalarının ismini veren ve kasabamıza cami yaptıracak olan değerli hayırseverimiz, başarılı iş adamı Sayın Ahmet Yiğitoğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Ve kendilerine Sayın Valimiz plaketlerini takdim ediyor. Ve bu tarihi anı ölümsüzleştiriyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bu anı en güzel enstantane olarak kariyerini alıyor efendim.